Hepinize merhaba. Bu anlatımımda psikoloji ve toplumla ilgili bir konu olan komplo teorisi konusundan bahsetmek istiyorum. Komplo teorisyenlerinin ve bunların peşinden giden insanların savundukları şeyler genelde şöyle. Dünyayı 300 aile yönetiyor. İşte reptilyanlar adı verilen ve uzaylı sürüngen karışımı bir ırk aramızda insan kılığında dolaşıyor. Bu yaratıkların sosyal anlamda çok üst düzeyde noktalarda olup devlet yönetenleri bile var. İşte Illuminati diye bir örgüt var ve bunlar kedi kesiyorlar. The Simpsons adlı çizgi film dünyanın tamamını etkileyecek olayları çok önceden biliyor vesaire vesaire. Bu arada Illuminati diye bir örgüt ya da örgüt değil de yapılanma diyeyim gerçekten var. Ve bu yapılanma dini dogmalarla iktidarın kötüye kullanımına karşı olarak 1700'lü yıllarda Avrupa'da bilim insanlarıyla filozofların bir araya gelerek oluşturdukları bir yapı. Aydınlanmışlar anlamına geliyor Illuminati sözcüğü ve bu yapılanmada baş çekenler Adam Weishaupt, John Wolfgang von Goethe gibi önemli insanlar. David Icke gibi akıl sağlığının çok da iyi durumda olmadığını düşündüğüm komplo teorisyenlerine göre Illuminati karanlık ve sapkın bir örgüt. Birçok insana göre de bu böyle. Bu arada size Rabbit Hole olarak adlandırılan ve Türkçemizdeki karşılığı tavşan deliği olan bir kavramdan bahsetmek istiyorum ki bu anlatımın asıl konusu aslında bu. Komplo teorileri her zaman var olmuştur. Yapılan araştırmalara göre birçok konuda var olan komplo teorileri dünya genelinde 2010 yılına kadar çok fazla artış göstermemiştir. 2010 yılından sonra komplo teorilerinde inanılmaz bir artış meydana gelmiştir. Bunun sebebi de şu, akıllı telefon olarak adlandırdığımız cihazların yaygınlaşması, sosyal medya mecralarının daha yoğun kullanılması, aynı komplo teorilerine inanan insanların birbirlerini sosyal medya ortamlarında bulmaları. Rabbit hole yani tavşan deliği meselesine gelince siz herhangi bir konuyla ilgilenmeye başladığınızda bir anlamda bir tünelin içine giriyorsunuz. Ve YouTube sitesinde benzer videolar izlediğinizde YouTube sitesinin algoritmaları devreye giriyor ve size o videolara benzer videolar önermeye başlıyor. Çünkü YouTube sitesine ne kadar çok zaman geçirirseniz sitenin o kadar çok işine geliyor. İşin içinde dünya genelinde reklamlar olunca durum bu oluyor. Ve siz herhangi bir konuda birkaç video izliyorsunuz, YouTube'da size benzer videolar öneriyor ve bu böyle devam edip gidiyor. Bir süre sonra ne oluyor? Aldığınız verilerin hepsi o komplo teorisini destekleyen şeylerden oluşuyor. Yani sizin ekranda izlediğiniz şeylerle ailenizin, en yakın arkadaşınızın, komşunuzun, iş arkadaşınızın, okul arkadaşınızın vesairenin ekrana baktığında gördüğü şeyler aynı olmayabiliyor. Ve birçok insan bu tavşan deliğinin içinde kayboluyor. O delikten çıkmak da oldukça zor. Dolayısıyla o komplo teorilerinin kesinlikle doğru olduğuna inanmaya başlıyor insanlar. Salgın hastalıklar veya önemli toplumsal değişimler gibi sıkıntılı süreçlerde de özellikle bu komplo teorileri çok ciddi sayıda insanı derinden etkiliyor. Komplo teorilerini elbette değerlendirmek gerek ama akıl ve mantık süzgecinden geçirerek değerlendirmek gerek. Komplo teorileri bir fikir egzersizi olarak hoşumuza gidiyor olabilir. Ama bunları yayma konusunda sonuçlarını düşünerek hesap etmekte yarar var. Örneğin salgın hastalıklarla mücadele için üretilen aşılarla ilgili olarak çok fazla ve o kadar çok saçma komplo teorileri var ki aşı karşıtları bu komplo teorilerini gerçekmiş gibi yaymaya çalışıyorlar ve bu insanların yaydığı komplo teorileri milyonlarca insanın sağlığını olumsuz etkileyebiliyor veya hatta canından edebiliyor. Geçenlerde bir arkadaşım bana WhatsApp'tan bir ileti gönderdi. Mesela iletide bir fotoğraf vardı. Fotoğraftaki kişinin kolunun üzerine yapışmış halde bir çay kaşığı vardı. Arkadaşım fotoğraftaki kişinin arkadaşı olduğunu söylüyordu. Güya aşı olduktan sonra metal objeler arkadaşının bedenine yapışmaya başlamış. Bunu fark etmiş. Şimdi aşı olmadan da vücutlarında manyetik etki olan ve orasına burasına çay kaşığı vesaire gibi objeler yapıştırabilen bir sürü insanı şahsen tanıyorum. Muhtemelen arkadaşımın bana gönderdiği fotoğrafın sahibinin de böyle bir özelliği vardı. Ama aşı olmadan önce bunu bilmiyordu. Aşı olduktan sonra komplo teorilerine denk geldi ve aha ben de bir deneyeyim bakayım deyip denedi. Çay kaşığının bedenine yapıştığını görüp panikledi ve dedi ki aşıdan dolayı bu böyle oldu. Facebook kullanan insanlar bilirler. Bazı insanlar ki onlara her zaman acımışımdır. İşte dikkat son teslim tarihi bugün şeklinde bir metin paylaşırlar arada sırada. Güya Facebook bize ait verilir yani fotoğrafları vesaire. Bizden izinsiz bir şekilde kullanmaya başlayacakmış ve o upuzun metni kopyalayıp duvarımızda paylaşırsak bunun bize yapılmasına engel olurmuşuz falan filan. Yani buna inanan bir sürü insan var.
Veya Google Play Store'da bile bu tür durumlar var. Geçenlerde arama kaydetme ile ilgili bir program arıyorum. Hangi programa bakarsam bakayım aynı tür yorumları gördüm. Hani program yorumlarına baktım, işte kullanıcıların yorumlamasını beklersiniz. İşte şu özelliği var, şu tavsiye ederim veya tavsiye etmem gibi. Yorumlara baktığımda istisnasız hepsini kopyala yapıştır bir şekilde şöyle olduğunu gördüm. İşte benim adım bilmem ne, bu programı bilmem ne tarihinde bilmem ne amacıyla telefonuma indirdim. Bundan dolayı başıma gelebilecek herhangi bir olumsuz durumda haklarımı yasal yoldan arayacağımı bilmenizi isterim falan filan. Yani komplo teorilerini değerlendirirken akıl ve mantık süzgecini kullanmaktan bahsettim. Bu süzgeci kullanmazsak her komplo teorisini gerçekmiş gibi görmeye başlarız ve bir süre sonra o komplo teorisi ne kadar saçma olursa olsun ona inanmaya devam ederiz. Örneğin dünyayı insan kılığına bürünmüş uzaylı ve sürüngen varlıkların yönettiğine dair komplo teorilerine inanmak bence çok da sağlıklı bir durum değil. Ve burada ne devreye giriyor? Dijital okur yazarlık kavramı devreye giriyor ve ön plana çıkıyor. Dijital okur yazarlık nedir? İşte akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve masaüstü bilgisayarlar gibi ağ cihazları aracılığıyla bir bilgiyi bulma, anlama, analiz etme, üretme ve paylaşabilme becerilerini ifade eder. Yani internette karşılaştığımız bir bilgiyi analiz etmek şarttır. Bunun için de birçok teyit sitesi var. Her dönem internette var olabilen bilgi kirliliğinden olumsuz anlamda etkilenmemek için bu tip sitelerden faydalanmak gerekiyor. Yani komplo teorilerini değerlendirirken akıl ve mantık süzgecinden geçirmek, somut deliller ortaya koymak son derece önemli. Ben 2010 yılından hemen sonraki süreçte bu komplo teorilerinin yaygınlaşması konusunda bir örnek vereyim. 2011 yılında Kızılderililerle ilgili bir araştırma yaparken ve bir yandan kitapları tarıyorum ve diğer yandan da internette ulaşabildiğim kadar bilgiye ulaşmaya çalışıyorum. Bu esnada dünyanın sonunun 2012 yılı olduğuna dair bir şeylerden bahseden meşhur Maya takvimiyle ilgili bazı bilgilere denk geldim. Meraklandım tabii. Meraklandıkça araştırmaya başladım. Bir süre sonra internette neredeyse tüm zamanımı bu konu hakkında araştırma yapmak için harcamaya başladım. Yani öyle bir an geldi ki 2012 yılının 21 Aralık tarihinde dünyanın sonunun geleceğinden kesin olarak emindim. 22 Aralık sabahı uyandığımda ise halen hayatta olduğumu ve her şeyin normal bir şekilde devam ettiğini gördüm ve gerçekten şaşırdım. Yani sözün özü, komplo teorilerine çok fazla takılmayın. Komplo teorileriyle ilgili yazılar okuyabilirsiniz, videolar izleyebilirsiniz. Ama bunları sadece bir zihin egzersizi olarak yapın. Özellikle internette karşınıza çıkan bilgileri şu anda izlemekte olduğunuz video da dahil akıl ve mantık süzgecinden geçirmeden kabullenmeyin. Bir dahaki videoda buluşmak üzere hepinize sağlıklı günler diliyorum.